Bundan sonra burada kalacaksınız. Saray yavrusu be mübarek. Sana bu bile fazla. Hayırdır? Vücudumun darasını mı aldın? Sakin ol, etine dolgun. Zabit eskisi. Çenen çok uzamış. Diline sahip ol. Sonra anayacağın çok üzülür. La anayı karıştırma, bir eğlense çekerim çıplak kafanı yere vururum ha. Eskiye eskisi. Şaştım. Kızdım. Pek daraldım. Sen de şakadan hiç anlamıyorsun yahu. Nasıl arkadaş olacağız? Nasıl dost olacağız? Ya Bekri, senden dost, Çağal'dan da posneyin olmaz. Neyse, abimiz tam aşağınızda. Yemek içmek neyin bir şey lazım olursa aşağı geleceksiniz. Yahut bize haber vereceksiniz. Tamam mı? Hadi. 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 Bizi burada kimse aramaz. Kaçmıyoruz ki. Hafızım. Bizim kaçtığımız adalet değil. Düşmanlarımız. Bir de onlar var değil mi? Biraz sabır. Hadi. Hadi. Çiroz. Yürü. Ne oldu? Casuslarımız döndü. Para. Yer yarıldı, sanki içine girdi. Onu bulamıyoruz. Eskiden her şey ne kadar kolaydı. Sizce Celal geri dönebilecek mi? O ne demek? Daha küçük başarısızlıklarda bile ne olduğunu biliyorsunuz. Celal işini bilir. Bu kadar çabuk padri değiştirmeyi göze alamazlar. Uzun zamandır Kardeşlik Teşkilatı bizi bu kadar büyük hayal kırıklığına uğratmadı. Sizler dünyanın en iyi suikastçileri, Yüce Meclis'in gururları, iki Osmanlı zabiti tarafından perişan edildiniz. Sizler yüzlerce yıllık Kardeşlik Teşkilatı'nın yüz karası oldunuz. Thank you.
paşa. Bir fersa oldu takip edişiniz. Ben de ne zaman arz-ı endam edeceksiniz diye merak ediyorum. Bizimle gelmenizi rica ediyoruz. Siz kimsiniz? Dostunuz Davut Paşa. Lütfen. Çok önemli. Madem öyle, gidelim bakalım. Padre, biz ne yaparız? Hatalarımızdan ders alırız Yüce Efendi. Ama yaptığımız bu hata gerekliydi. Kesinlikle. Padre kesinlikle haklı. Konuş efendi Boris. Emredersiniz Yüce Efendi. Sizin de her zaman söylediğiniz gibi hata yapmayan hiçbir şey keşfedemez. Bizim dün akşam yaptığımız harekat bize çok önemli bir şey gösterdi. Osmanlı karşısında ne kadar güçlü olduğumuzu. Yaptığımız bu cüretkar plan sayesinde kızının padişah için ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Öylesine ki kızını kurtarmak için bir ordu göndermek yerine takas şartlarımızı tamamen kabul edip isteklerimizi harfiyen yaptı. İsteklerimizi harfiyen yerine getiren bir Osmanlı. Bankası elimizde olan bir Osmanlı. Yani Yüce Efendi, harekata vermiş olduğunuz izinle Yüce Meclis tarihinde hiçbir zaman erişemediği kadar bir kudrete erişmiştir. Başarısızlık bile sizin yanınızda Yüce Efendi. Öyle olsun Boris Zaharias. Başarısızlığa tahammül etmek gücün verdiği sonsuz keyiftendir efendi Boris. Bunu sakın unutma. Davut Paşa, davetimi kabul ettiğiniz için minnettar. Sir Henry, nedir bu gizlilik? Buyurun. Yapmayın lütfen. Siz de ben de işimizde gizliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sizin makamınızda ki görünen makamınızın bir aldatmacı olduğunu biliyoruz. Ziyaret etseydim herkesin bu buluşmadan haberi olacaktı. Allah Allah. Sebep? Çünkü siz Osmanlı istihbaratının gölge başkanısınız. Sir Henry, bakın ben sadece... Davut Paşa. Rica ederim. Bizi hafife almayın. Aileniz yüzyıllarca Osmanlı'ya vezirler ve generaller yetiştirdi. Hatta dedeniz vakti zamanında
Rusya ile yapılan savaşta Osmanlı birliklerini yönetmişti. Ve bu savaşı kaybetmişti. Kim bilir, belki de siz de bu yüzden kendinizi Osmanlı'ya adadınız. Bu utancı silmek için. Dik kafalısınız. Tam 4 defa İstanbul'dan sürüldünüz. 10 yılınızı Kavkaslar'da at üstünde geçirdiniz. Avrupa'nın belli başlı hemen her kentinde casuslar size rapor veriyor. Sefir Efendi, Sade'de gel. Ne istersin onu söyle. Davut Paşa, sizden istediğim Osmanlı ile birlikte Yüce Meclisi tarihe gömmek. Yüce Meclisi mi? Başarılarınız dikkatimizden kaçmadı. Birlikte bu gizli örgütü çökertebiliriz. İngilizlerle işbirliği yapan İngilizlere esir olur derler. Davut Paşa, kudretimizi hafife almayın. Sizi ayağımıza kadar getirdik. İstersek daha fazlasını da yapabiliriz. Ne yapıyorsun? Terbiyesiz! Bu nasıl seriz? Kusura bakmayın Sir Henry. Biz Türkler uşaklık yapmaktan hiç anlamayız. Sen beni buraya ayağına getirdiğini mi zannediyorsun Sefir Efendi? Bakın, beni yanlış anladın. Ulan ne siz? Ulan Şam şeytanı! Sen Osmanlı Devleti'nin paşasını der saadette ayağına kadar nasıl getirirsin? Bu ne cüret? Senin aldığın her nefesi bilmez miyim sanıyorsun? Sen daha adım atmayı düşünürken biz senin nereye gittiğini biliriz. Eğer buraya geldiysem kendi rızamla geldim bilesin. Bu Yüce Meclis, bu gizli örgüt eğer varsa İngilizler onu bir tek sebepten yok etmek ister. O da onların yerine geçmek için. Ne oldu? Bizim başı olarak mı kullanacaktınız? Ha? Bütün pisliği biz temizleyelim. Siz de hazıra konun. Öyle mi? Anlaşılan teklifimizi kabul etmiyorsunuz. İzninizle baylar. Sefir Efendi. Adamlarınız. Onlar sefaretin yolunu biliyorlar. Koy bir kahve de içelim Mustafa. Ali, ye o, ye. Yiyorum paşam. Garson, bana bir de bir şerbet koyar mısın kardeşim? Bu neymiş böyle?
Dostlarımın arkamda değil, yanımda yürümesini tercih ederim. Bugün Yüce Meclis'te beni korudun. Neden? Korumak mı? Neden? Çok kibirlisin Celal, çok. Sana ne söylesem beni dinlemiyorsun. Mustafa ve Ali saygı duyulacak düşmandır dedim, beni dinlemedin. Aptalca bir planla karşılarına çıktın ve başarısız oldun. Üzülme, üzülme. Ben bile hata yapıyorum. Seni neden kurtardığıma gelince... birlikte çok daha güçlü olabileceğimize duyduğum inanç. Fakat bu inanç seni kurtaranın Boris Zaharyas olduğunu... aklında tuttuğun sürece geçerli. Bundan şüphe duydum. Birbirinizi tanıyor musunuz siz? Celal, beni bir dinlesen. Her şey çok daha güzel olacak. Paşa kılıcı derler Efendi Alexander. Hiç ışık almasa bile bir bakmışsın yanında yetişmiş bile. Çok dayanıklıdır. Köklerini çok derinlere salar ve bulunduğu ortamdaki bütün bitkilerin suyunu emer. Ve onları yavaş yavaş kurutur. O nedenle onu... başka bitkilerin yanında yetiştirmemelisin. Yoksa bir bakmışsın bütün bahçeyi ele geçirmiş. Boris gibi. Efendi Boris, ona verdiğimiz gücü sonuna kadar kullanıyor. Bu da onu hem tehlikeli hem de kullanabileceğimiz en iyi adamımız yapıyor. Sadece onu ne zaman koparman gerekli bilmelisin. Öyleyse. Zamanı geldi. Hazırlığa başlayın. Hadi kalkın. Nereye? Ana sizleri görmek istiyor. Neden buradasınız? Beni daha ne kadar burada tutacaksınız? Bunu bilmiyorum. Celal bize oyun oynamasaydı bu konuşmayı yapmamış olurduk. Celal'in size değerleri vereceğini düşünerek aptallık ettiniz. Çocuklar nerede? Bilmiyorum. Ve bilsem de söylemezdim. Onların ne suçu var? Leyla. Ne istiyorsun? Çocukların yerini. Bilmiyorum dedim ya Leyla. Beni Davut Paşa'nın adamları Mustafa'nın ilaçları konuşturamadı Leyla. Şimdi burada seninle mi konuşacağımı düşünüyorsun? Çocuk onlar Farah, çocuk. Onların ne günahı var? Evet, onların hiçbir günahı yok. Ben de çocuktum ve benim de hiçbir günahım yoktu. Ama Osmanlı ordusu ailemi gözlerimin önünde katletti. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Ya aileni Osmanlı katletmediyse, ya her şeyi yanlış hatırlıyorsan? Aha, aklımla oynamaya çalışıyorsun. Hayır! Velev ki aileni Osmanlı katletti.
suçun cezasını başka çocuklar mı ödeyecek? Çocuklar ceza çekmiyorlar. Onlara çok iyi bakılıyor. Anladın mı? Onlara çok iyi bakılıyor. Ve kardeşliğin bir parçası olmak onlar için ödül olacak. Sana olduğu gibi mi? Şu haline bak. Savaşçıyım ben. Bütün suçlar ve kötülükler acizlikten doğar. Bu yüzden hepsi merhamete layıktır. Bazı suçlar ve bazı suçlular merhameti hak etmez. Bu sabah eğitime çıkmayı gene reddetmişsiniz. Bize yalan söylediniz. Güzel kızım. Bir daha asla ve asla buradan ayrılamayacaksınız. Bunu o güzel kafanıza sokun. Mustafa abim bizi bulacaktır. Ali abim de. Kim Mustafa ile Ali? Hep isimlerini işitiyorum. Eğitmenleriniz sizin için... işte. Eğitime çıkmayı reddeden bir yavrucak daha. O da sizin gibi bu sabah geldi. Ama çok inatçı. Çok asi. Hiç söz dinlemiyor. Zindanda kalacak o. Tek başına karanlıkta. Götürün. Durun. Ama çok asi. O küçük bir kız. Sen nesin? Onun ablası mısın? Evet. Öyleyse Berfu'nun sorumluluğunu sana veriyorum. Götürün. Bugün eğitime çıkacaklar. İki küçük başarı İngilizleri bize yaklaştırdı. İngilizlerin bu yüce meclis denen çakal sürüsüyle ne hesabı var acaba? Mutlaka vardır bir hesapları. Tüm milletleri yönetme hevesinde bu iblisler. Bir çaresizlikleri olmasaydı bize gelmezlerdi. Diplomasiyi denediler. Şimdi daha sert önlemler alacaklardır. Gelsinler Davut Paşam. Gelsinler. Aklında ne var senin Mustafa? Farah. Kardeşlik için çok önemli. Ama neden? Evet kardeşim. Ondan dünkü tezgah kurdular. Neyse ki önceden önlemini alıp Farah'a sakladın. Onlar iyi mi? Öldürülmezler. Çocuklar değer. Önce çocuklar. Önce Farah. Bunlar bizim değerlerimiz. Çocuklar için değer diyorlar. Bir çocuk onlar için neden değer olsun ki? Sen titriyorsun. Bir şeyim yok. Biraz
Biraz karnım ağrıyor. Çok ateşini versene. Karnım ağrıyor. Elbette çocuklar onlar için bir değer. Ne demek istiyorsun Mustafa'm? Bu adamlar Karahanoğlu adının çocuklarını kaçırdılar. Neden? Bırakın çocuklarımı lütfen. Bırakın. Bırakın onları incitmeyin. Ne oluruz. Karahanoğlu Adnan Bey'e söyle. Çocuklarını tekrar görmek istiyorsa bizim dediklerimizi yap. Çocuklar onlar için değer. Çünkü... Çünkü onların sayesinde en değerli şeyleri ele geçiriyorlar. Ben Kerkük'te İngiliz kumpanyalar için padişahımıza nasıl aracı olurum? Çocuklar sağmış ve iyiymiş. Sağ salim onlara kavuşmak istiyorsak... Ben padişahımıza nasıl ihanet ederim? İngilizlerin tarafını geçmemi istiyorlar. Çocuklar onlar için elbette ki değer. Onların sayesinde en değerli şeyleri ele geçiriyorlar. Hatta Yüce Meclis'in... İstediği her şeyi yapacak nüfuzlu insanları da. Çıkış noktamız tam olarak burası. Abdullah. Son 20 yılda kaçırılan bütün çocukların listesini topla. Sadece nüfuzlu insanların. Tamam paşa. Öldü diye bildirilenleri de ekle. Tamamdır. Hekim çağırın. Yardım edin. Yardım edin. Kapıyı açın. Yardım edin. Ne oluyor? Ne var? Hastalandı. Kardeşime bir şey olursa var ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ben bakarım. Çekil kızım. Kim? Suzan. Biz de gelelim. Bakın. Onun iyileşmesini, tedavi olmasını istiyorsanız, onun da iyi olmasını istiyorsanız yemek yiyeceksiniz. Eğitime çıkacaksınız. Söylenen sözleri dinleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Hı? Allah'ım. Canım efendimi yanına çağırdın. Hiç olmazsa çocuklarımı bana bağışla. Onları sağ salim görmeyi nasip eyle ya Rabbim. Dualarımı kabul eyle. Vah vah benim güzel oğlum. İç bakayım. İç. Bir şeyciğin kalmayacak. İç, 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 iç. Hadi sonuna kadar iç. İyileşeceksin. İyileşeceksin. İç, iç, iç. Ha, tamam. Hadi. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakayım yat biraz. Düz. Hadi. Kardeşim nerede? Mustafa istiyorum. Şşş. Gelecek. Yat. Yat. Şşş. Gelecek. Eğitimde şimdi o. Eğitimi bitsin. Gelecek. Thank you.
Tutun şu kılıcı. Daha sert vuracaksın. Böyle. Emin misin? Peki nerede bulacağız onu? Merak etme. Tüm İstanbul'u bilen birini tanıyoruz. Süreyya Hanım. Banka sizi bir saat içinde olağanüstü toplantıya çağırıyor efendim. Tam tahmin ettiğim gibi. Polis bankanın mürahasa azalarını bir araya topluyor. Neden böyle bir şey yapıyor acaba? Oyumuzu ona vereceğimizi biliyor. Beni kullanarak diğer azaları etkisi altına alacak. Ve kendini bankanın başkanı seçtirecek. Yani Ethem Efendi... Baskın basanındır. Dedikleri kadar var mı Cemal? Kardeşler, dedikleri kadar yetenekliler mi? Yani. Demek yetenekliler. Tehlikeliler, hayalet gibiler. Nereden çıkacakları belli olmuyor. Muhteşem bir ordu. Aralarına sızacaksın Cemil. Aralarına sızacaksın. Öğreneceksin. Zayıf yanları, güçlü yanları neler. Merak etme, onlar senden şüphelenmeyecek. Onlar seni askerleri sanıyor. Ve onlara bankanın reisi olmak için bugün azaları topladığımı da ileteceksin. Bu doğru bilgi. Doğru bilgi. Bir insanın güvenini kazanmak istiyorsan, işe doğruları söyleyerek başlamalısın. Hoş geldiniz Bay Zaharias. Nasıl olur? Yüce Efendi. Şaşkınlığımın kusuruna bakmayın. Bu ne şeref? Umarım kimse görmemiştir sizi. Biz gölgelerden ne zaman ve nasıl çıkacağımızı iyi biliriz efendi Boris. Şüphesiz. Şüphesiz.
Sizin için ne yapabilirim? Sizi buraya getiren şey nedir? Çok güzel oynuyorsun efendi Boris. Oynamak mı? Zekana saygı duyuyorum Boris Emir Zaharyas. Özellikle nereden geldiğini ve seni kimin bu makama getirdiğini düşündükçe. Saygınıza layık olmaya çalışıyorum Yüce Efendi. Emin ol, bunu çok iyi beceriyorsun. Bu isimleri ezberle efendi Boris. Bu isimler bizim desteklediğimiz zengin olacak isimler. Osmanlı'da sermaye el değişecek. Yüce efendi, bu isimler... Biz ne istiyorsak onu yapacaksın. Ayrıca padişahın huzuruna çıkacak ve bu isimlerden birinin bankanın desteğiyle silah fabrikası kurmak istediğini söyleyeceksin. Umarım bu isimleri ezberlemişsindir efendi Boris. Çünkü bu konuda başarısızlık kabul etmeyiz. Tamamdır. Yollayın malları. Emrin olur baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır ağalar? Eski bir dosttan konuşacağız. Kimden? Buyur otur. Süreyya Hanım. Bu dosya size geldi bu sabah. İtem Efendi sen bunu bekle. Ruhi Paşa. Paşa. Ne yapıyorsun? Ne demişler? Söz uçar. Yazık alır, değil mi? Şimdi müsaade edersen. Müsaade eder misin?
Ruhi Paşa. Onun emrinde vazifeliydim ben. Çavuşuydum. Osmanlı'ya onun gibi bir asker ne gelmiş ne de yetişmiştir. Askerin önünde cepheye girer, cepheden de en sonu çıkardı. Yiğit, mert bir adamdı. Askerleri de onunla cehenneme bile giderdi. Sonra? Sonra saray tarafından nazır yapıldı. İşte o zaman çöküşü başladı. Ne oldu ki? Hiç anlayamadık. Karısını ve çocuğunu çok severdi. Onları kaybedince... Kaybetti mi? Zevcesi ve evladı bir saldırıya uğradı. Orada hayatlarını kaybetmişler. Muhafızlar? Onlar da değil mi? Arkalarında hiçbir şahit bırakmıyorlar. Nereden bilirsin? Bu olaydan sonra Ruhi Paşa nazırlıkta büyük hatalar yaptı. Şam'daki isyanı başlamadan önleyebilirdi. İsyan çıktı ve o bastıramadı. Keza Bulgar komutacıları durdurmadı. Onların sonunda Osmanlı'ya biat edeceğini savundu. O zeki ve cevval adam gitmiş, yerine pısırık ve güçsüz bir adam gelmişti. Ne olduğunu hiç anlayamadık. Sonra saray tarafından azledildi. O da kendini içkiye verdi.